Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Hello Kitty çocuk eldiveni yapılışını anlatacağım. Çok şirin, çok tatlı kız çocuklarımız için. Aynı eldivenin ölçülerini erkek çocuklarımız için de yapabilirsiniz. Hello Kitty değil de ne yaparsınız? Kedi figürü yaparsınız. Örümcek adam figürü yaparsınız. İlerleyen zamanlarda erkek çocuklarımız için de bu tanıtım yapacağım sizlere. Eldivenimiz için orta kalınlıklı bir bebek yünü kullandım arkadaşlar. Bir tığ kullandım. Bir de şiş kullandım arkadaşlar. Çok kullanışlı bir eldiven oldu. Eldivenimiz 3-5 yaş çocuğu için ama esneyebilen yapısı olduğu için 7 yaşa kadar kullanılabilir rahatlıkla. 3 ila 7 yaş için. Gelin hep beraber eldivenimizin nasıl yapılacağını görelim. Hello Kitty çocuk eldivenimiz için arkadaşlar orta kalınlıklı bebek yünü. Ben kırmızı ve beyaz kullandım. Her ikisi de aynı marka olmasına ve iplerinin kalınlığının aynı olmasına dikkat edelim lütfen. Yapacağımız eldiven 3 ila 5 yaş arası çocuklarımız için uygun arkadaşlar. 39 tane ilmek atıyoruz. Eldivenimiz için ben patik şişi küçük kullandım. 39 tane ilmek attıktan sonra arkadaşlar düz örgü, düz lastik yapmayı genelde hepimiz biliriz ama ben yine de göstermek için son sırasını sizlerle beraber örmek istedim. 39 tane ilmek attıktan sonra bir ters bir düz arkadaşlar. Hemen kısaca bir sıra bir ters bir düzü göstermek istiyorum. Bakın şişimi taktım. İlmeğimi arkadan aldım. Sonra ip önde. Bu sefer ilmeğimi önden alıyorum. Bu şekilde İlmeklerimizi bir arkadan bir önden alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman düz lastik bir ters bir düz lastiği olmuş oluyor. Bu şekilde lastiğimizi şu şekilde 3 parmak eni de oluncaya kadar örebiliriz. Daha ince olmasını isterseniz biraz daha ince örebilirsiniz. Biraz daha kalın olsun isteyenler olursa bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. Genelde 3 parmak kalınlığı ideal 3-5 yaş arası çocuklar için. Daha büyük çocuklarımız için örmek isteyenler aynı modelimizi 39 artı 4 43 ilmek başlayabilirsiniz. 47 ilmek başlayabilirsiniz. Her yaş için her büyüyen bir yaş için 4 ilmek daha fazla öreceksiniz. Mesela 6 yaş örmek istiyorsanız eğer bunu 43 ilmek yapabilirsiniz. 6-7 yaş civarı biraz elleri büyükse çocuğumuzun bir 4 ilmek daha arttırırsınız. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle 3 parmak biraz 3 parmağa geçmişiz sorun değil. Bu şekilde örün tekrar görüşelim beyaz renkli ipimize geçeceğiz çünkü. Hello Kitty eldivenimizin bilek kısmı bitti. Lastik kısmını bitirdik. Beyaz renkli ipime geçtim arkadaşlar. Kırmızı ipimi kopardım. Beyaz iple orayı sabitledim arkadaşlar. Şimdi 19 tane düz öreceğiz. Yani tersleri de düz öreceğiz. Düzleri de düz öreceğiz arkadaşlar. Tam 19 ilmek öreceğiz. Sayarak gidelim ki yanlış olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Mutlaka sayarak yapın arkadaşlar. Çünkü 19 tane sağ tarafta, 19 tane sol tarafta, ortada bir tane kalacak. Buradan artık bir parmak yapacağız. Parmak oluşturacağız burada. Buradaki ördüğümüzün hem sağında hem solunda birer tane arttıracağız arkadaşlar. Şimdi 19 tane ördük. 19 tane ördükten sonra arkadaşlar şu şekilde hemen parmağımızla dolayıp içine bir tane buraya bir ilmek attık.
Sonra bir tane düz ördük. Bu bir tane düz örülenin orta yerindeki ilmeğin hem sağında hem solunda birer tane arttırıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha arttırıyoruz. İki tane arttırmış olduk hem sağdan hem soldan. Tekrar bu tarafta 19 tane kalmış olması lazım. 19 taneyi tekrar düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Sayıyorum çünkü arkadaşlar ilmek sayısını eksik ya da fazla attığınız zaman yanlış yerlerde yanlış arttırım olduğu zaman bütün emek boşa gidiyor. Parmak yamuk olur, düzgün durmaz. Muntazam durması için sayarak yapmamız gerekiyor. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyoruz. Arka tarafı tersler ters olarak örülecek. Yani arka tarafı tamamen haroş olacak arkadaşlar. Çevirdik. Bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Arttırdığımız yerlerde dahil olmak üzere sıra sonuna kadar bu şekilde örün. Tekrar görüşelim. Şimdi beyaz renkli ipimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar. Tekrar sayarak yapıyoruz. Yine 19 tane düzümüzü örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 arkadaşlar. Burada hemen ne yapıyoruz? 19 tane ördükten sonra bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. Bir tane arttırdık. Demin arttırdık. Biz düz ördük. Sonra tekrar arttırmıştık. Ne oldu? Orada 3 tane oldu arkadaşlar. 19 tane örüp bir arttırdıktan sonra o 3 tane düz olanı da örüyoruz. Bir önceki arttırdıklarımızla beraber 3 tane düz ördük. Bir tane daha arttırdık. Şimdi bu tarafta 19 tane kalmış olması lazım. Sayalım. 1 Şurada ilmek kaçmış. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şimdi en baştan tekrar tekrarlayalım. Yanlışlık olmasın arkadaşlar. Yanılmanızı istemiyorum bu konuda. Beyaz renkli ipimize geçtikten sonra 19 tane düz ördük. Bir arttırdık, bir düz ördük, tekrar arttırdık. Sonra 19 tane daha ördük. Arka tarafı tamamen haroşa ve ters yani ördükten sonra ön tarafa geldiğimizde 19 ördük. Hani bir tane düz örüp bir hem sağında hem solunda arttırmıştık ya arkadaşlar. Orada 3 tane oldu o sırada. 19 tane ördükten sonra bir arttırdık, 3 düz ördük, tekrar arttırdık ve 19 tane ördük. Şimdi arka tarafı tamamen haroşa örüyoruz. Bu arada orta taraftaki arttırmışlarla beraber 3'tü 5 oldu arkadaşlar. Tamamen haroşa olarak örelim. Yine 19 tane öreceğiz ön tarafta. 5 düz öreceğiz. Pardon, 19 öreceğiz. 1 arttıracağız. 5 düz örüp 1 arttıracağız. 19 tane kalmış olacak ön tarafta. Onu da örelim. Sonraki sırada tekrar görüşelim arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar, buraya kadar yapmış olduğumuz işlemleri yeniden anlatmak istiyorum. Şöyle bir yakınlaştırmak istiyorum. Şurası şöyle yakından görüyorum bilemiyorum. Şu V şeklinde olan bölüm bizim parmak yapacağımız alan. 19 tane düz ördük. Bir arttırdık, bir düz ördük, 19 ördük. Dönüşü haroş olarak ördük. İkinci sırada 19 ördük. Bir arttırdık, 3 ördük, bir arttırdık, 19 ördük, haroşa ördük. Tekrar bu tarafa geldiğimizde 19 ördük, bir arttırdık. Bu sefer 5 tane düz. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Şu orta kısım 13 tane oluncaya kadar devam ettik arkadaşlar. Tekrar arka tarafını haroşa ördük. Şimdi şuraya kadar parmak kısmına kadar olan kısmı 19 tane örüyoruz öncelikle. Dokuz tane düz örüyoruz arkadaşlar. Zaten artık saymadan yapıyoruz. Çünkü artırım yaptığımız yerler ben buradayım diyor. Bakın. Şurası. Şöyle düz bir çizgi oluştu şurada. Burası arada kalan yerler, artırım yaptığımız yerler. 19 tane düz ördükten sonra bir tane renkli ipe bu aradaki 13 taneyi şişimizden çıkartıp buraya ip takacağız arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ortadaki parmak yapacağımız bölümü şu şekilde ipimizi geçirdik arkadaşlar. Burayı örmüyoruz. Bu 19 tane yaptığımız yerle burayı birleştiriyoruz. Burası kalacak arkadaşlar. Orası parmak olacak. Burayı da düz bir şekilde örüyoruz. Aynen. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp arka tarafı ters, ön tarafı düz olacak şekilde 3 parmak bu şekilde devam edelim. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Şimdi parmak kesme olayının üstüne arkadaşlar 3 parmak daha örelim demiştim. Şu şekilde 3 parmak daha ördüm ben. Şimdi kenarlardan kesmemiz gerekiyor. Hemen kenarlardan kesme işlemini göstermek istiyorum. Bir tanesini düz ördük. İkinci ile üçüncü ilmeğimizi şu şekilde birlikte örüyoruz. Bir kestik. Devam ediyoruz örmeye arkadaşlar. Düz örerek devam ediyoruz. Bir tane kestik. Şu parmak kestiğimiz yer var ya arkadaşlar. Bakın şurada alan belli. Şu kısmı tam buraya geldik. Buraya geldiğimiz zaman tam orta yerine iki tane keseceğiz. Şimdi bir tane kestik. Bir oldu. Sonra bir tane daha kesiyoruz. İki tane kesmiş olduk. Devam ediyoruz. Son üç tane kalıncaya kadar. Evet, ilmeğimiz 3 tane kalınca hani baş tarafta kesmiştik ya arkadaşlar. Şişimizin sonunda da yine böyle bir tane kesiyoruz.
sonuncusunu düz olarak örüyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmadan direkt haroşa ters olarak örüyoruz. Tekrar buraya geldiğimiz zaman deminki kestiğimiz işlemlerin aynısını tekrar devam ediyoruz. Bir 6 sıra falan bu şekilde örelim. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Kenarları kesme olayını bitirdik arkadaşlar ve ortadan kesme olayını. Kenarlardan birer birer hem sağdan hem soldan bakın şu şekilde yukarı doğru kesilen yerleri fark edebilirsiniz. İçinde kıvrıldığı için şu şekilde tutayım. Ortadan da ikişer tane kestik. Şimdi tamamen eldivenimizi kesme aşamasına geldi arkadaşlar. Onun için ikişer ikişer kesme tekniğini kullanacağız arkadaşlar. Şu şekilde iki tane ilmeğimizi şişimize takıyoruz. İkisini beraber örüyoruz. Tekrar iki tanesini birlikte. Tekrar iki tanesini birlikte. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapın. Tekrar dönüşte bir ilmek kalıncaya kadar bu işlemi yapın. Sonra parmak kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi kesme olayımızı bitirdik arkadaşlar. Parmak kesme, parmak yapma yerine geldik. Parmaklarını örerken arkadaşlar, şimdi şuradan başlayalım. Bir tanesi ilmeğimizi aldık. Bunu aldıktan sonra bir bu taraftan bir bu taraftan alıyoruz. Bir tane buradan alıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ipimizi çıkartıyoruz bunu içinden. Sonra bu deminki aldığımız ilmeği de çıkarttık. Sonra sıra burada. Bir bu taraftan. Bunu da aldık. Sıra bu tarafta. İlmeklerini aldığımız yerlerin iplerini içerisinden çıkartıyoruz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi bir öndeki ilmekten, bir arka taraftaki ilmekten olacak şekilde alın. Tekrar görüşelim. Şimdi arkadaşlar ipi tekrar beyaz ipimizi geçirdik. İlk baştaki sıramızın içine. Geçirdikten sonra burayla burayı sabitleyin. Örerken sorun yaşarsınız. Bağladık burayı sağlam bir şekilde. Şimdi burası ön taraf düz olan yer. Düz olan yeri şu şekilde geçirdik. Ters olan yeri ipi ön tarafa alıyoruz. Örmeden şişimize taktık. İpimizi arkaya alıyoruz ve düz olan yeri düz şekilde ördük. İpimizi öne alıyoruz. Ters olan yeri örmeden şişimize taktık. Hemen ipi arkaya alıyoruz. Düz olan yeri düz olarak ördük. İpimizi öne alıyoruz. Ters olan yeri örmeden aldık. Bu şekilde düz olan yerleri örüp ipi öne alıp ters olan yerleri örmeden şişimize takacağız. Devam edelim. Düz olan yeri ördük. Ters olan yeri örmeden şişimize taktık. En son düz ördük. Hemen çeviriyoruz. Şimdi burası ters olan yerdi. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Örmeden ipimiz öndeyken şişimize takıyoruz. İpimizi arkaya veriyoruz. Düz olan yeri ördük. İpimizi öne aldık. Ters olan ilmeğimizi diğer şişimize tekrar düz olan yeri ördük. Bu şekilde bir 4-5 sıra örün. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Eldiven parmağımızın nasıl kesildiğini, kesim yapıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bakalım. 2, 3. 3 parmak olduktan sonra parmak uzunluğumuz. Diğer eldivenimizi de ölçebilirsiniz. Veya çocuğunuzun eline parmağını da ölçebilirsiniz. Yaptığınız eldiveni. İlki ters olandı. Tersi örmeden aldık.
Sonra 3 tane ilmeği, bu ilmeği arka tarafa atıyoruz arkadaşlar. 3 tane birden kesiyoruz. Keserken ipi öne aldım. Tersi örmeden aldım. Diğer ilmeğe taktım. Sonra düz olan örgüyü örüyorum aynen. Tersi örmeden alıyorum. Düz olanı örüyorum. Tersi örmeden alıyorum arkadaşlar. Ve şuradaki 3 taneyi de kesiyoruz. Üçünü birden kesiyorsunuz arkadaşlar. 3 tane ilmek birden kesiyorsunuz. Ve tersini örmeden aldım. Çeviriyoruz diğer tarafa arkadaşlar. Düz olan örgümüzü örmeden örerek aldım. İpimi öne verdim. Ters olanı örmeden aldım. Düz olanı örüyoruz. Ve diğer üçünü kesiyoruz. Düz olanı ördüm. Ters olanı örmeden aldım. Düz olanı ördüm. Hemen çeviriyoruz tekrar. Ters olanı örmeden aldım. Tekrar üçünü beraber kesiyoruz. Ters olanı örmeden aldım. İpimi arkaya verdim. Düz olanı ördüm ve ters olanı örmeden aldım. Şimdi kalanların tamamını arkadaşlar hep beraber kesebiliriz. Düz olan ördüm. Üçünü beraber kestim. Buraya bir parmak şekli, şöyle yuvarlak oval görüntüsünü vermek için bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. 3 tane kaldı gördüğünüz gibi. Hemen kalan 3'ü de birlikte hemen kesiveriyoruz şuradan. Kestiğiniz yeri şu şekilde bağlayın, sabitleyin. Ve tığla bunu içeriden çekeceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle yaparsınız ve içeriden rahatlıkla çekilir. Buraya kadar olan bölümü yapın arkadaşlar. Tekrar görüşelim. Şimdi sıra gözleri, burnu ve ağzı yapmaya geldi arkadaşlar. Bunu dikmeden yapıyorsunuz mutlaka. Diktikten sonra bunları dikmesi, buraya sabitlemesi zor oluyor. Şöyle küçük minik bir benim evde kalmış bir ipim vardı. Sihirli halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. Sabitledim. Bir zincir çektim. Çakma sık dolgu yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çekiyoruz çekebildiğimiz kadar. Hemen ilk başta yaptığımız yerle burayı sabitliyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. Kesiyoruz. Biraz daha çekelim. Burayla burayı yandaki ipi de ortaya almak adına dikerken görüntü kirliliği olmasın. Bunu böyle bağlıyorsunuz. İki sefer falan bağlayabilirsiniz. Evet. Burun. Gördüğünüz gibi. Gözler de aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ağızda da işleme yapıyorsunuz iğneyle. Orta yerine getiriyorsunuz. Gözleri de yapıp ağzında işliyorsunuz. Sonrasında eldivenimizin tersinden arkadaşlar sadece dikiyorsunuz ve eldivenimiz hazır. Hep beraber işlemleri yapalım ve tekrar görüşelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben eldivenimizin gözlerini diktim, burnunu diktim, ağzını da yaptım, işledim ve iç taraftan dikişlerini de yaptım. Hemen şimdi eldivenimizin kulaklarını yapmaya geldi arkadaşlar.
şekilde tığımıza bir tane zincir çekiyoruz, ipimizi sabitlemek için. Şu hani kesme yaptığımız yerler var ya arkadaşlar, şu noktadan kulaklarını yapmaya başlıyoruz. Tabi burada dikiş olduğu için biraz zor olacak. Her iki katını da alıyoruz arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. Bunu buradan çekiyoruz. İpimizi sabitledik. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane başını dolayarak çakma sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Hemen en yakınındaki yere tekrar 2 oldu. Tekrar çakma sık iğne 3. Tekrar hemen yanı başına 4 oldu. Beş, altı ve yedi. Bir dakika, ipimiz takıldı burada. Yedinciyi tekrar çekelim. Bir zincir çekiyoruz, geriye dönüyoruz. Hiç eksiltme yapmadan hemen en yakındaki trabzanımızın üstüne, çakma sık iğnemizin üstüne batarak tekrar 7 tane çakma sık iğne yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bir zincir çekiyoruz, tekrar geriye dönüyoruz. Bu sefer bir tane eksiltiyoruz. Hemen dibine değil, onun yanındaki yere batıyoruz çakma sık iğne. 2 oldu. 3. 7 taneydi hatırlarsanız eğer. Ve 5 tane çakma sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bir tane daha eksiltiyorum. 1. 2. Ve 3. Hemen şöyle aşağı doğru sık iğne yaparak bitiriyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. İpimi kopartıyorum arkadaşlar. Şu iki yeri içten tığımızda çekersiniz, iz kalmasın diye. Aynı şekilde bu tarafa da örüyoruz arkadaşlar. Sonra da bebeğimizin bandajını yapacağız arkadaşlar. Bebeğimizin diyorum, eldivenimizin bandajını yapacağız. Aynı bebek gibi oldu çünkü göz, burun, kulak olunca. Aynı bu kestiğimiz noktanın tam karşısında bir kulak daha yapın. Bandaj yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Bebeğimizin kulakları tamam. Her ikisinin de. Şimdi şu önündeki saç tokasını, saç bandajını yapacağız arkadaşlar. Fiyonk şeklinde yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle ipimizi önce bir sabitleyelim. Bunun üstüne 10 tane zincir çekeceksiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başını doluyorum. Bu arada zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Başını doluyorum arkadaşlar. Hemen ilk baştaki gördüğüm yere zincirin içerisine çakma sık iğne. Tekrar başını doluyorum. Tekrar çakma sık iğne. Başını doladım. Tekrar çakma sık iğne. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane çakma sık iğne gelecek şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Evet. Bir tane zincir çekiyoruz sıra sonunda. Geriye dönüyoruz. Aynı çakma sık iğne yaptıklarımızın üzerine tekrar çakma sık iğne yapıyoruz ve bu işlemi 4 sıra yapıyoruz arkadaşlar. 4 sıra yaptım fiyonkumuz arkadaşlar. Şimdi iğnemizi, ipliğimizi geçiriyoruz. Şu şekilde tam orta yerinden iğneyle şöyle hepsini çekmeyelim. Sonra bunu
Bu şekilde dolandırıyoruz arkadaşlar. Sıkıyorum. Bunu bu taraftan sıktıktan sonra diğer ipimiz elimde, onu da ters yönden dolaştırıyoruz arkadaşlar. Ve en son iğneden sıkarak burayı iğnemizle çıkartalım artık. Burayla burayı bağlıyoruz. Birkaç sefer düğüm yapın, gevşemesin. Fazlalık iplerimizi keseceğiz. Kestikten sonra da şu şekilde şuraya diktiğimiz zaman, ipleri içeriden çektiğimiz zaman Hello Kitty eldivenimizin diğer işi de bitmiş oldu. Arkadaşlar, bana vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmanızı, like yapmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın.